Evet arkadaşlar, selamlar herkese. Bu bir sohbet videosudur. <laughs> One Piece videosu olmayacak bu sefer. Son bir günde e, biraz hmm, farklıydı son 24 saati. O yüzden şöyle video çekip anlatayım dedim size. Hem de ilginç güzel bir haberim var kanalı izleyen izleyicilerime. E, öncelikli olarak dün nöbetçiydim arkadaşlar. Yani dün sabah 8'de başladım işe. Bugün sabah 8'de çıktım ee, gecede pek uyuma fırsatım olmadı açıkçası. Sabaha kadar hastalarla alakalı e, ufak tefek işler oldu ve e, benim ilgilenmem gerekiyordu. Zaten Ramazan ayındayız. İşte gece 1 gibi miydi, 2 gibi miydi böyle bir uykuya daldım. 3 gibi kalktım, hastaya baktım. Sonra işte sahur yaptım ne bileyim. Ee, sahurdan sonra uyku tutmuyor zaten biliyorsunuz. 6'ya doğru işte 5 gibi falan uyudum tekrar. 5 geçe miydi artık? 6 gibi tekrar kalktım. Bir daha baktım hastaya. Ondan sonra 6'dan sonra 8'e kadar boş 1-1,5 bir, bir saatte orada uyudum. Sonra geldim eve evde ama çok uyudum gerçekten. E, böyle değişik dolu bir gündü dün de. Zaten sabahtan akşama kadar çalışıp bir de akşamında gidip geceli, geceliğinde çalışması değişikti. Güzeldi aslında yani hastanede çalışmak kafa dağıtma açısından ne bileyim işte yalnız kalmama açısından sohbet etirileli sohbet etme açısından güzel oluyor o açıdan güzel verimli bir gün diye kabul edebilirim dünü kendim için dün ablam bana dün sabah bana bir şey geldi mesaj geldi işte falan falandan kargonuz gelecekti ben de durdum düşündüm Allah Allah dedim ben bir şey mi satın almıştım dedim düşünmeye başladım ya dedim satın almıştım herhalde bir şey satın alacaktım ama ne satın almıştım acaba falan diye düşünmeye başladım. Sonra mailime baktım bir şey satın almış mıyım diye. Baktım göremedim ama diyorum ki Allah Allah sanki ben bir şey satın almıştım. Ve düşünüyorum. Ondan sonra Cima ee, düşündüm düşündüm. Bulamadım. <laughs> ama diyor ki bir şey satın aldım galiba. Ondan sonra ablam ee, kargo gelince bana fotoğrafını attı bir yerinde başka bir isim yazıyor bir yerinde benim ismim yazıyor. Dedim herhalde benim değil. Ablam da, ablama da dedim ki niye aldın onu o benim değil dedim. Kargonun bir kısmı bir tarafın üstünde ee, yurt içi kargo yazıyor. X'den Y'ye gönderilmiş. E, diğer tarafında da Aras kargo yazıyor. Y'den bana gönderilmiş. Ben dedim herhalde yanlış bir şeyler oldu falan. Üstü de şey böyle. Çaydanlık kutusu. <laughs> <laughs> çaydanlık kutusu olduğu için ben de herhalde çaydanlık var içinde dedim yanlış gönderilmiş. <laughs> Ablama dedim niye aldın onu O benim değil ben çaydanlık niye alayım falan yaptım böyle. Ondan sonra <gülüyor> 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 e, a, a, dedim kargoya aradım gelip geri al gelip geri alsınlar dedim tam dedi ablam sonra ablam dedi, bana mesaj atmış işte ben arayamıyorum senin araman lazım kargonun sahibi sen olduğun için diye. Sonra ben aradım kargoyu. Ama ben bunu ta akşam 5'te yaptım. unut 4 müydü 5 miydi yani. Yoğunduk biraz. Öğleden sonra işler çıktı vesaire. Ee, aramayı unutmuşum. Akşama doğru aradım işte. Dedim böyle böyle bu kargo benim değil. Gelip alın diye. Ondan sonra... Ee, tamam dediler. Ben de okeyledim. Kapattım. Sonra... Sabah eve geldim tabii 8 8 civarı falan. Uyudum galiba sabah ya ama sabah geldiğimde kargo Margo yok aklımda yani. O kadar gitmişim ki. Bir de bu aralar cidden böyle şeyim. Ee, düşük yani enerjim. Gerçekten psikolojik olarak enerjim çok düşük arkadaşlar. Yani lütfen dualarınızı benden eksik etmeyin. Sizin dualarınız mı artık beni ayakta tutuyormuş. Video atmayınca dua etmeyi unuttunuz bana. Ne oldu? enerjim bir düşük bir haftadır. Ya size anlatamam yani böyle Ramazan'da oruç da düşürüyor zaten bir tık enerjinizi bir şey yemediğiniz için içmediğiniz için. Ama ya ben o kadar şeyim ki yani aslında içten içe böyle sıfır enerji ya sıfır böyle. Oturuyorum böyle alıyorum. <laughs> Ondan sonra işte uyandım. Bu arada eve geldikten sonra da bir 7-8 saat uyudum yani. Yataktan çıkmak istemedim. O kadar yorulmuşum ki. 24 saat o kadar yormuş ki beni. Hukusuzluk değil sadece. Bir de hani sürekli hareket halindesin orada. Ee, sürekli oradan oraya koşuyorsun. Neyse. Ee, hikayeyi de uzatıyorum ki biraz heyecanlı şey olsun diye. Ondan sonra dedim ki annemlere. Nerede bu bana yanlış gelen kargo acaba? Ben bir şey mi satın aldım dedim. Çünkü fotoğrafa dikkatli bakınca kargonun X'ten Y'ye gönderildiğini, Y'den de bana gönderildiğini fark ettim. Dedim ki bu Y acaba bana mı yolladı? Acaba? Hani onu düşündüm. Bir yandan diyorum ki ben bir şey satın aldım mı? Bir yandan hala mailime, Amazon'a, işte oraya buraya, carta curta hesaplarıma bakıyorum. Bir şey mi satın almıştım acaba? Ondan sonra çaydanlık kutusunu da evinde bir yerine saklamışlar. Bulamadım. Bir de onu aradım 10 dakika. Buldum sonra sallıyorum sallıyorum çaydanlık değil bu. Çaydanlık kutusu ama içindeki çaydanlık değil. Kendi kendime diyorum ki ulan diyorum bir şey satın almış olsam diyorum çaydanlık kutusunun içinde yollamazlar. Bu kesin hediye falan diyorum bana. Allah Allah kim ona hediye olacak falan modundayım. Sonra fark ettim X'den Y'ye Y'den de bana gönderilmiş. Çünkü benim adresim kimde var kim yollamış olabilir falan. Çünkü ee, bir arkadaşım da var ona sordum sen mi yolladın diye hayır dedi. Ben de o yüzden kargon benim olmadığını düşünmüştüm. Sonra baktım şeye. Kutuyu sallıyorum sallıyorum böyle içinden tık tık ses geliyor böyle. Sonra ben bu ikisinden y'ye gönderilmiş ya. y'nin adına bakayım dedim. Baktım. Ee, ve bana daha önce bir kutu manga yollayan bir izleyicim vardı. Onun adına da baktım. Y'ler tutuyor. O yollamış. Sonra açtım, baktım içinden ne mi çıktı arkadaşlar? Çok ilginç bir şey çıktı. Ondan geriye doğru sayıyoruz. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ve... Tony Tony Chopper! Tony Tony Chopper çıktı arkadaşlar içinden böyle bir Tony Tony Chopper. Çantası da var bakın. Çanta ama böyle çıkabiliyor da. Çantayı çıkarıp dövüşüyor Tony Tony Chopper efendi. İlk Chopper. Chopper'ı çok severim ben zaten canım benim. Ee, ve bu olaylar yaşandıktan sonra az önce Discord'dan mesaj aldım şey diye. Sana ufak bir hediye gönderdim. içimden geldi. Mr. Bushido kadar olmasa da seveceğini umuyorum demiş. Gerçekten çok sevdim. Çok mutlu oldum. Yani bu hediye beni e, bir şey kadar yani ufak bir hediye kadar değil çok mutlu etti. Çünkü Tony Tony Chopper canım benim. Artık Bushido'muz da yok ama Chopper'ımız var. Böyle bir güzel bir ee, yeni bir maskotumuz mu oldu diyelim. Böyle bir hikayemiz oldu. Tony Tony Chopper oldu. Öyle sizinle de paylaşmak istedim bu hikayeyi. Güzel bir hikaye. Bu arada yollayan kim diye sorarsanız manyak228 Instagram hesabı da var. One Piece içerikleri paylaşıyor bu arkadaşımız. Oradan da takip edebilirsiniz. Discord'umuzda da var zaten. Görüyorsunuzdur sağdan. Manyak 228'i. Üstlerde. Sürekli buz basıyorsun ucumuza. <laughs> ee, çok teşekkür ediyorum ona buradan tekrardan bu videoda da. Ee, yani ne desem boş böyle hediyeler al almak ufak da olsa mutlu ediyor insanı. Enerjimin de çok düşük olduğu ve yorgun olduğum bir dönem. Ee, Allah razı olsun diyebiliyorum sadece gerçekten çok da fazla söylenecek bir şey de yok bence bu konuda. Sizler de dualarınızı eksik etmezseniz çok 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 teşekkür ederim. Tony Tony Chopper'ımızla beraber Bokuwa Dokta Tony Tony Choppa diyerekten sizlere veda ediyorum. Ee, videoyu beğenirseniz like atmayı, kanalımı beğenirseniz abone olmayı unutmayın. Ee, videolarımı seviyorsanız bildirimleri açmayı unutmayın. Bir One Piece videosu olmadı. Biraz clickbait gibi duracak ama. Ee, muhtemelen Chopper şeyi koyarım. Tam neyli koyarım. Böyle video paylaşmak istedim. E, manga hafta içi gelecek bu arada. Soranlar olursa manga videosu gelir hafta içi. Yoğunum yine ama çarşamba günü gelir muhtemelen. Çarşamba cuma şeklinde atarım diye düşünüyorum. Çünkü salı günü ve perşembe günü 24 saat çalışacağım yine. Yani o günler video atamam. Cuma ve çarşamba gelir diye düşünüyorum. Çok da ilgi var bu arada manga videolarına. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten beni mutlu eden şeylerden birisi hala bu mecra bu YouTube'daki güzel yorumlar sizlerin ilgisi beni mutlu ediyor gerçekten. Ee, çok teşekkür ediyorum tekrardan. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşça kalın, Vampiste kalın, bay bay. <laughs>